Eksikler kim? Beşiktaş şefesinde Gökhan Töre, Fenerbahçe'de Perotti, Mesut Özil, uzun dönem sakatlıkları olan Sadık ve Gökhan Gönül'ün durumu şu anda belirsiz. Ev sahibi Beşiktaş'ın sahaya çıkması beklenen 11'i. Kale Dersin, En Sakala, Wellington, Vida Rossi'ye, Josep de Souza, Laiç Atiba, Larin, Abubakar, Gezal bu 11'le sahaya çıkmasını bekliyoruz Beşiktaş'ın. Fenerbahçe'nin 11'i. Kalede Altay, Novak, Salahi, Serdar, Nazım veya Gökhan durumuna göre. Gustavo, Sosa veya İrfancan, Pelkas, Valencia, Osay, Samuel ve Samatta. Bu 11'lerle ilgili olarak hemen kısa yarın daha çok geniş bir şekilde değerlendiririz ama ilk etapta birer iki cümle rica edeyim ben. Önce Beşiktaş'ın 11'i de sonra Fenerbahçe'nin 11'i ile ilgili olarak yorum rica edeceğim. Beşiktaş'ın 11'i ile ilgili olarak tahmininiz bu evet, ben de ben de bu şekilde bekliyorum. Yani burada mensa kullanmaz. E, oyun biraz daha denge üzerine gideceği için top kullanma kabiliyeti olan Laiçi tercih eder diye düşünüyorum ben de. Hı hı. Ha, diğer oyuncular zaten e, tercih etti oyuncular. Yani En Sakala ikilisine baktığımız zaman da ligde genelde Sakala'yı daha çok kullanmaya başladı. O şekilde e, işin e, savunma tarafını o sahil oyuncu oynayacak bir oyuncu olarak biraz çabuk bir oyuncuyla da Sanki en sakalayı tercih edecek. Fizik Sanki... gücü itibariyle evet, diyorsunuz. Biraz değil mi? Onun da var. E, Fener Fenerbahçe var. Bahçede... Açısında, Fenerbahçe açısından da ben de böyle bir kadro bekliyorum. E, yalnız e, Sosa, İrfan Can e, orada aynı şekilde düşünüyorum arkadaşlarla. Yani Sosa mı olur, İrfan Can mı? Yani Pelkas'ı da mutlaka orta saha oynatacağını düşünüyorum. Yani Farklı bir pozisyon beklemiyorum. İki atlet oyuncu Valencia ve Osa ile de iki kanadı kullanacağı konusunda. En fikiriz. Yani çok da e, farklı bir şey beklemiyorum işin açıkçası. Peki. Ayhan Akman? Valla Beşiktaş adına çok zaten soru işareti yok. Yani hani ön grup zaten aşağı yukarı tamam. Bir yani Laiç mi Mensa mı deriz. Belki o da. Uzun zamandır aslında içe dönüldü. Mensa biraz daha şimdi arka planda kaldı. Ee, onun dışında En Sakala Wellington, Vida Rozier orası da oturdu. Sadece giren çıkan işte Rıdvan değişikliği. O yüzden Beşiktaş adına her şey çok net belli, şablon belli. Ne oynayacağını da aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Fenerbahçe'de her hafta o oynar mı, bu oynar mı sorusu hep sürekli konuşuluyor. Ee, bu anlamda tabii ki Gökhan'ın sakatlığı vardı. Bir de Nova'nın da bir sakatlığı vardı. Şimdi muhtemelen arkadaşlar herhalde Nova'nın e, sakatlığında bir problem yoksa e, Novak tercihi olur. Orada Caner eee tercihi olur. Son haftalarda oynatmadı ama ee, görüldü ki hani Novak mı Caner mi? Valla tartışılıyor. Yani üçlüye dönüldü biliyorsunuz. Hep bir soru işareti. Salahi Zerdar oturdu tamam. Ee, Gökhan'ın sakatlığında mecburen lazım gibi duruyor. Ee, Gustavo Pelkas garanti gibi. Onun dışında ben hani Sosa İrfan mı? Yani 10 milyon euro tırnak içerisinde bir oyuncuya devre arasında büyük umutlarla getiriyorsunuz. E, şampiyonluk maçına da çıkıyorsanız e, ben artık o zaman İrfan'ı e oynatırım. Oynatması gerektiğini düşünürüm ki hani Pelkas, İrfan Can, Gustavo bu takımın sanki ideal e, orta saha üçlüsü evet, gibi yani. duruyor. Evet. E Valencia bir hafta önce oynamamıştı cezalıydı. Artık Valencia e, oynayacak belli. O sahi iyi bir performans. E, gene şeyde Papatya falı gibi. Evet, Samatta ön, mı? En noktada. Papatya falı, tiyan mı? Sisse mi? Samatta mı? E, arkadaşlar yazdığına göre Samatta tercih ama... Ee, büyük soru işaretleri tabii ki orada oturmamış bir 9 numaradan bahsediyoruz hala. Peki. Ya yani Mermetin... bir, şey, bir şey söyleyeyim ben bu kadroyla alakalı Fenerbahçe ile ilgili. Yani bu kadro görünüyor. Bir tek sabek konusuyla alakalı söyleyeceğim. Yani e, Ozan çok formdaydı, çok iyi oynuyordu. Yani süreç içerisinde de hep iyi performansları var. Yani ben olsam Ozan'ın Nazım'ın yerine sabek oynatırım. Bu maç için söylüyorum özel, bu maç özelinde söylüyorum. Yani Lerin gibi atlet, fizik gücü olan, yüksek bir oyuncuya karşı yani Nazım'ın e, ciddi bir soru Oyunu işareti da var. Hani daha önce tabii ki. Yani Ozan'dan hiç gözün evet. gözünün arkada da kalmaz. Öyle bir şey olabilir yani. Kümer sizin düşünceniz nedir? Beşiktaş 10 oyuncu tamam. Kıymetli yorumcularımız La İç mi Mensah mı olabilir mi diye yorumladı. Ben de La iç mi Dorukan mı Sergen Hoca'nın tercihine göre biraz daha orta sahayı tutmak ister mi? Gidişatı değerlendirmek ister mi? Bir soru işareti oradan. Diğer 10 oyuncu tamamdır. Çok rahat yazabiliyoruz Beşiktaş'ta. Evet Fenerbahçe için zor. Önce şunu söyleyelim. Erol Hoca neyle başlayacak? Yani çift forvet mi? 4-3-3 mü? Başka bir oyun dizilişi mi? Bir üçlü savunma mı? Geçen hafta yaptığı gibi. Onu bilemediğimiz için eğer dörtlü oynayacağını düşünecek olursak sanki geri dörtlü Ali abiye katılmamak mümkün değil. Larry'nin arka direk tamamlayıcı unsuruna Ozan'la cevap verebilir mi? Mesafeyi daraltabilecek, fizik gücü olarak dirayet gösterebilecek bir Ozan kullanılabilir mi? Ben de İrfancan'ın başlayacağı kanaatindeyim. Sanki Gustavo Pelkas İrfancan üçlüsünü göreceğiz. Pelkas'ı da mutlaka burada oynatacağı kanaatindeyim. Çünkü geçen haftadan mutlaka yer bir şeyleri değerlendirmiş olabilir. Valencia'nın gelişi de vazgeçmiyor. Önde de Samata yerine sanki Tiam Erol Hoca'nın ilk tercihlerinden, haftalardır öyle başlıyor, tercihini o doğrultuda yaptı. Acaba Tiam'la başlar mı diye sormadan da edemiyorum. Peki, şimdi tam siz yorum yaparken ona bakıyordum. İki tane zorluk derecesi olan maç vardı. Bir tanesi Malatya deplasmanı, bir tanesi de Hatay deplasmanı. Sergen Hoca orta saha kurgusunu Atiba, ee, De Souza ve aynı zamanda Necip'den Necim. oluşturdu ve bu iki karşılaşmada da şunu söylemişti özellikle. Başlangıç değil genellikle hep aynı tekrar ediyor aslında. Yani önemli olan başlangıç 11'i değil, nasıl başladığımız değil, nasıl bitirmemiz gerektiği. %100 yüz kazanmak zorunda olan bir Fenerbahçe'ye karşı ve beklenen agresif bir oyun ortaya koymasını beklediğimiz bir Fenerbahçe. Yani doğal olarak böyle olması lazım kazanması için başlangıç itibariyle. Acaba hoca Atiba Josef Necip orta saha kurgusu bu başlangıcı bu Fenerbahçe'nin beklenen o baskısını kırabilmek adına böyle bir başlangıç tercih edebilir mi size göre? O yüzden düşündüm Dorukan dedim. Necip'e ziyade Dorukan hem topa sahip olabilirsiniz hem direnç gösterebilirsiniz. Ee, Necip tercih ettiği maçlar var. Oradaki Fenerbahçe maçı stoper oynadılar. Montero ile ikisi. Kadıköy'deki evet, maçın. Evet evet. Yani oynattığı 11'de zor. sahaya çıkan tabii. maç var ama tabii e, mevki orta itibariyle orta, sağ, orta ben yani orta, orta saha sah itibariyle. Daha dirençli bir, bir orta saha evet, diyorsun. Evet. Daha defansif bir tane daha orta saha. Atiba'yı biraz daha öne atıp Necip'i Josef'in yanındaki pozisyonu evet. Bıraktı. Acaba öyle bir kurgu yapabilir mi diye düşünmedim değil tabii. Ya bu yapabilir. Yani şöyle bir şey var. Oyunu e, yani Fenerbahçe oynamak mecburiyetinde Beşiktaş ister oynar, ister savunmada kalır, ister rakibin oyunda bozabilir. Yani rakibin direktman oyununu bozmaya dönük bir oyun da oynayabilir. Yani bu bahsettiğimiz orta saha, bir de bunun içerisinde Larin'in fizik gücünü, Abubakar'ın da o forvetteki şeyini koyduğumuz zaman, yani Beşiktaş e, ve savunmadaki oyunculara da baktığımız zaman, onlar da Beşiktaş'ta atlet ve fiziki gücü olan oyuncular öyle veya böyle. E, şimdi bu oyuncularla ben bu tür bir tercih içerisinde olabileceğini de düşünüyorum. Yani önce rakibimin sinir sistemini bozayım, fiziki olarak ayakta kalayım. Çünkü bir yorayım. ilk maçı da öyle kazandı. İlk maçı da öyle kazandı. Yani hatta o maç sonrasında Fenerbahçe'yi <laughs> yendiği maçtan sonrasında e, söylediği şey Sürtünerek oynamak mecburiyetindeydik ve o maçı e, o şekilde gerçekten çok etkili basarak, rakibini döndürmeyerek, fiziki mücadelelerde ayakta kalarak e, tabi Abubakar'ın da ekstra oyunuyla e, kazanan bir Beşiktaş vardı. Ya bunu şimdi daha formda daha ne oynadığını bilen hem rakipten topu aldığında topa sahip olmak kabiliyeti daha da yükselmiş bir takım olarak bence yapabilir. Şöyle e, ama diye şöyle de yapabilir pardon. Yani Laiç konusunda şöyle bir şeyim var. Yani Laiç oynamak yani karşısında çünkü oynama mecburiyetinde olan bir takım var. Oynayacak. Oynayacak takım ne demek? E, doğal olarak biraz öne doğru çıkacak ve pas için açılan bir takım o lay için oynayabileceği alanların oluşabileceği bir rakiple de karşılaşabilir. Bir ihtimal olarak öyle e, görüyorum lay için oynama ihtimalini yani. Yani eşleşmede şunu düşünebilir hoca. Pelkas 10 gibi düşünürsek Josef muhtemelen karşılayacak. 1 artı 2 oynarsa Fenerbahçe yani Gustavo, so, e, Pelkas ve İrfan Can'la başlarsa iki tane daha ofansif bir orta saha. Evet. O zaman bir tane Pelkasla Josefi biraz daha yakın oynatabilir. O zaman iki defansif orta saha hem Atiba ya da senin dediğin gibi Dorukan ya da Necip'ten bir tanesi. Daha ilk işte maçın belirli bölümünde kitleyim. Ondan sonra Mensah hamlem ya da Laiç hamlesi olabilir. Bu anlamda dediğin çok doğru. Yani ama hocanın bakış açısı maça yani ben kendi oyunumu oynayayım. Bir an önce hani moralim de yerimde, oyun gücüm de yerimde. E Fenerbahçe büyük streste. E Galatasaray bugün itibariyle eee 3 puan kaybetmiş. Hani çok da böyle sıkıntılı bir maç mı yoksa hani defansif tedbirler daha çok mu yoksa hayır ben kendim oyunumu dikte edeyim. Kendi gücüme de inanıyorum. Futbol oyuncularıma da güveniyorum. Oyun gücüme de inanıyorum deyip daha ofansif bir hani önde baskı hiç oynatmadan bir oyun mu o biraz hoca tercihleri Doğru. belki de alabilecekleri hani çok de ofansif bir Pelkas İrfan'la başlarsa dediğin gibi belki daha defansif iki orta sahayla geçebilir hoca